Gol var mı ekranlarına? 1. ligin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana aslında ilk olarak dün gittiğin maçı sorarak başlamak istiyorum. Eyüp Spor, Bodrum Spor maçına gittin. Yerinde takip ettin. E, detayları senden alayım. E, 1-0 Eyüp Spor kazandı ama maçın içindeki doneler sende tabii ki. Önce var meselesiyle başlayalım. Çünkü kimsenin anlamadığı bir şey oldu. Stadyumda da herkes birbirine baktı. Hani gol verildi mi, iptal mi edildi? Hakem önce var sistemini bekledi. Var sisteminden uyarı geldi. Dinlediler bir süre. İşte herhalde tekrar izlendi. Çizgi mi çekildi, bir şeyler yapıldı orada. Önce golü verdi hakem. Hı hı. Golü verdikten sonra işte tabi ciddi bir sevinç oldu. Çünkü Eyüp Spor çok dolu gelmiş maça. E, tabi depremin etkileri de mevcut. E, depremin yarattığı psikoz durumu da söz konusu. Eyüp Spor'un kendisi e, takımsal yaşadığı problemler de söz konusu. Tribünle takımın uyuşmadığı belli başlı hususlar var. Tribün daha takımın ön alanda oynamasını istiyor. Takım biraz daha işte geride paslarla çıkmaya çalışıyor. Birçok şey üst üste binince o ikinci gole öyle bir sevinç yaşandı ki şey gibi böyle oldu ee, Avrupa kupalarındaki bir galibiyet gibi oldu oradaki sevinç arkasından var e, gol verdiği pozisyonun kararını beğenmeyip kendi verdiği gol kararını iptal etti. etti gol sayılmadı evet. bu sefer e, şeyi anlayamadı tribün hani ne oldu neden iptal golü oldu? veren zaten vardı şimdi iptal eden de var bu şeyi anımsattı işte Tottenham Chelsea maçındaki verilmiş olan kırmızı kartı anımsattı. Hakem önce VAR sistemini dinledi. VAR sistemi ikaz etti kırmızı kart olmasına yönelik. Kırmızı kart verildi. Arkasından VAR sistemi tekrar ikaz etti daha ziyet sağdan çıkmadan. Kırmızı kartı sarıya çevirdiler. E şimdi bu tip aksaklıklar tabii VAR sisteminin sorgulanmasına sebebiyet veriyor. E içerisinde de iki takımın teknik heyetlerine baktım o sırada. Hani tam olarak net bir karara varılmış değil. Hani bir taraf işte gol diye itiraz edemiyor, öbür taraf offside diyemiyor demek ki VAR sistemi de aynı e, VAR ekibi de aynı tereddütleri yaşadılar. Şimdi dün dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi biraz saha dışından bahsedeceğim ama e, futbol camiasının tamamı o maçtaydı adeta. Aktif teknik direktörler de vardı, aktif diğer takım yöneticileri de vardı, başkanlar da söz konusu, hepsi oradalardı. E, basın camiasından çok ciddi bir şey vardı adeta akın edilmişti dünkü maça. O anlamda çok güzel bir ambiyans vardı ve Eyüp Spor'la Bodrum Spor tribünlerinin de maça gelmeden önce birlikte şarkılar söyleyerek maça geldiğini gördük. Ee, sahada dayanışma anlamında çok iyi iki takım gördük en başta. Şimdi futbol boyutuna geçersek Eyüp Spor kendi kadrosundan beklenen futbolu hala sahaya koyabilmiş değil. Şimdi atakların oluşum şemalarına baktığımızda top nerede olursa olsun mutlaka Uğur'un ayağına değmesi gerekiyormuş gibi bir durum söz konusu. Top mutlaka bir şekilde Uğur'un ayağına değdikten sonra oyun kuruluyor. Burasını enteresan buluyorum ben. Çünkü birçok pozisyonda aslında sağ tarafta Cenk Ahmet 3-4 sefer üst üste bindirme yapmış olmasına rağmen Halil kendini birçok pozisyonda boşa çıkarmış olmasına rağmen Eyüp Spor enteresan biçimde stoperler kendi aralarında paslaştıktan sonra ısrarla sol tarafa döndüler. Şimdi ben Maçı izlerken genelde teknik adamların arkasında izlemeye çalışıyorum. Arka taraftan baktığınız zaman teknik ekiplerin e, oyun içerisindeki hamlelerini de futbolculara talimatlarını da görüyorsunuz. Takımla hoca arasında çok ciddi anlamda bir uyumsuzluk söz konusu bu noktada hmm. en başta. Bir de Eyüp Spor'un normal şartlar altında e, bir takım stratejisi oluştururken savunmadan pasta çıktığını yazıyorsunuz. Tamam, bu artık Eyüp Spor'un genetik özelliklerinden birisi. Fakat ikinci bölgeden sonra üçüncü bölgeye geçildiğinde Ekstra bir iki tane daha pas yapması gereken hususlarda direkt kaleyi düşündüklerini görüyoruz. Arka tarafta gösterilen sabır ön tarafta evet, aceleciliğe dönüşüyor. Bu şekilde kaybedilen birçok pozisyon vardı cezayayı ve çevresinden. Zayıf şutlarla harcanan birçok atak vardı. Aslında Bodrum Spor'un savunması çok ciddi problemli. Fakat bunu Eyüp Spor bir türlü kullanamadı. Çok kaçırdılar aslında. Cezası sahası içerisinden Halil'in kaçırdığı sadece net 3 tane gol pozisyonu var. Ee, doğru tarafa oynamadıkları için kaybedilen daha olgunlaşmadan kaptırdıkları toplar var. Ama Bodrum Spor'un mesela arka tarafı ne kadar problemliyse ön tarafı da o kadar tehlikeli dün Koray'ın ben daha erken oyuna girmesini beklerdim. Hatta Koray'ın ilk 11'de başlama ihtimali bence söz konusu olabilirdi. Gökteniz ligin üstünde bir oyuncu. Sağ tarafa geçti, ikili mücadelelerde rakiplerini bırakmadı. Sol tarafa geçti, üst üste 3'er 4'er tane çalımla rakiplerini devamlı oyundan eksiltti. Şimdi Bodrum Spor şayet bu maçı kendi evinde oynuyor olsaydı en azından öyle veya böyle bir şekilde tribün baskısı oluşuyor Tabii. deplasmanda rahatlıkla Eyüp Spor'u dünkü kurgusuyla yenebilirdi diyebilirim. Eyüp Spor'da da e, tribünlerin genelde e, bakış açısı takımın daha iyi bir futbol oynaması gerektiği yönünde. Çünkü çok tecrübeli, süperlik tecrübesine sahip oyuncular var takımda. İbrahim Hoca'nın da şöyle bir şey var. İbrahim Hoca diyor ki, hani sorduğumuz sorulardan aldığımız cevaplara bakarak yola çıkıyoruz. İbrahim Hoca da aslında bu tarz bir kadrodan doğru şekilde bir kurgu çıkarmanın zorluğundan muzdarip. Yani O da olayın bu tarafından bakıyor. Bu kadar lider vasıflı oyuncunun ya da bu kadar parlamaya meyilli oyuncunun bir arada zor oynayabileceği İşte Bu gibi. çok denge konusunda sıkıntı yaratabilecek türevde bir şey. Ama ben Eyüp Spor'un ikinci ve üçüncü bölgede daha makul tercihler kullanarak, arkada gösterdiği sabrı önde de uygulayarak çok daha farklı sonuçlar alabileceğini düşünüyordum. Sezon başından beri de aynısını söylüyorum. Ee, Murat Uçar'ın yokluğunu çok ciddi anlamda aradı Eyüp Spor. Maç iki takıma da gidip geldi birçok pozisyonda. İsmet Hoca'yı ayrıca tebrik etmek istiyorum. Ben hala söylüyorum. Sezon başından beri aynı noktadayım. Bodrum Spor kendi kadrosunun kalitesine objektif olarak baktığımızda kendi kadro kalitesinden üstte futbol oynuyor. Dün Eyüp'e karşı birçok fırsatta buldular. Tabi fırsatta verdiler. Kalecilerini zaten sezon başından beri övüyoruz. Artı tekrar bir şey söyleme gereği hissetmedim. Kalecisi çok iyi Bodrum Spor'un. Elleri de iyi, ayakları da iyi, yan toplarda da çok iyi bir kaleci. Cepheden gelen toplarda sadece bir zafiyeti var. Yerden sol tarafına gelen pozisyonları karşılamakta güçlük çekiyor. Bunun dışında çok iyi bir kaleci. Ben Bodrum Spor'un en kötü ihtimalle playoff'a katılacağını düşünüyorum. Sezon başında bunu söylesek çok iddialı bir şey gibi olurdu. Bodrum Spor'un kadro kalitesine oranla oyun kalitesini ben çok daha üst düzey görüyorum. İsmet Hoca'yı burada ayrıca tebrik etmek lazım. Sezon başında Bodrum Spor'un playoff adayı olduğunu söyleseniz çok iddialı bir söylem olurdu. Ama bence Bodrum Spor playoff'un en ciddi adaylarından birisi. Şampiyon olur mu? Tartışılır. Fakat playoff'a girer mi? Bence kesinlikle girebilir ve girmeli de. Peki o zaman zirveyi ilgilendiren diğer maçı sormak istiyorum sana. Çünkü orada kıyasaya bir rekabet var Eyüp Spor'la Samsun Spor arasında. Arada bir puanlık bir fark var. Samsun'un kazanması halinde hem liderliği ele alacak hem de arkalardan gelen o Rize Spor'la birlikte 37 puanlı 4 tane takım var. Kıyasaya bir rekabet var. Tam böyle birincilik tadında evet. ee, bir... Süreç yaşanıyor hem sana onu sorayım o maçı sorayım hem de e, yani zirvenin bu şekilde ne kadar daha devam edeceğini düşünüyorsun yani sonuna kadar böyle olur mu? Samsun Spor'da Rize Spor'da benzer senaryolarla e, yükselişe geçmiş takımlar Samsun Spor şimdiye kadar oynadığı süre zarfında genelde e, başaltı takım gibi görüldüğü için ona karşı daha farklı bir futbol oynanıyordu. Şimdi en son oynadıkları sanıyorum ayın dördünde oynamışlardı Manisa Futbol Kulübü ile. Manisa Futbol Kulübü'nün Samsun Spor karşısında gösterdiği performans başaltı takıma karşı verilen mücadeleden ziyade baş takıma karşı verilen mücadele gibiydi. Dolayısıyla Samsun Spor bu noktada oyun anlayışını revize etmek zorunda kalacak. Şimdi puan durumundaki dizilime baktığımız zaman 8 takımı kapsayan bir durum söz konusu. 8 takımın her birisinin playoff'a gitme ihtimali söz konusu. 4 tane işte dediğin gibi 37 Hı -hı. puan sahip takım var. Bir altlarındaki takımında 34, 34 puan, puan var. var. Şimdi burada olası bir takımın mağlubiyeti, diğer takımın galibiyeti 4 tane takım arasında yer değişikliğine sebebiyet verebilir. Bence ligi zevkli kılacak şeylerden bir tanesi bir de bu olur. olacak. Ve inşallah bu tablo sezon sonuna kadar aynı şekilde devam eder de kıran kırana bir lig izleriz diye düşünüyorum. Rize Spor'a baktığımızda Rize Spor'un Samsun Spor karşısında yapacağı şeylerde çok büyük farklılıklar olmayacaktır. Şimdi Rize Spor bugüne kadar gösterdiği performans çizelgesinde en fazla öne çıkan özellikleri nelerdi? E, hücum ederken 3. bölgeye geçişlerde rakip savunmayı çok fazla geride karşılamasına fırsat vermiyordu Rize Spor. Ceza sahası şutlarını bol miktarda kullanıyordu, ikinci toplara koşuyordu Rize. Şimdi bu karşılayan takım açısından çok ciddi problem teşkil ediyor. Rize Spor'un yeni Malatya Spor oynadığı maçta da birçok bu, bu tür evde pozisyon gördük. Rize şuralara girdikten sonra hemen atak sonlandırma moduna geçti, geçiyor atak sonlandırma modundan sonra da rebound kovalama moduna geçiyor bu. Ben bir teknik direktör olsam karşılayan takımı yönetiyor olsam bu noktada çok ciddi zorluklar yaşardım. Çünkü savunma ne geriye dönmeye çalışırken ne öne çıkmaya çalışırken hiçbir şekilde rahat hareket edemiyoruz Rize Spor karşısında. Samsun Spor'un da üçlü dörtlü savunma geçişlerini maç içerisinde sık sık uyguladığını görüyoruz. Bu üçlü dörtlü savunma geçişleri esnasında Rize Spor'un kullanması olası seçeneklerden bir tanesi. Adam mı alan mı diye düşünürken Samsun Spor o sırada Çaykur Rize burada oluşan o kararsızlık sürecinden faydalanabilir. Ama ben Hüseyin Hoca'nın Samsun Spor'la gerçekten çok iyi bir iş başardığını düşünüyorum. Samsun Spor'la alakalı şimdi bu eksiklikleri söylerken Samsun Spor'u beğenmeme gibi bir durum söz konusu değil. Samsun Spor da bence sezona fırtına gibi bir mental yapıyla girdiler. Hiç beklenmedik bir seviyeye geldi Samsun Spor. O noktada Hüseyin Hoca geldi. Çok iyi sıyrıldı oradan liderliğe çıktı. Hüseyin Hoca kaotik durumda devraldığı takımı yavaş yavaş emin adımlarla birden zirve yarışına getirdi. Ve Eyüp Spor'un kadro yapısıyla Samsun Spor'u karşılaştırdığınız zaman işte ön üçlü belki kafa kafaya mücadele edebilir Eyüp Spor'la. Onun dışında çok ciddi aslında teknik direktör takımı diyebileceğimiz bir yapı oluşturdu Hüseyin Hoca. Ben üçlü savunma sistemlerine özel ilgisi olan birisi olarak Samsun ayrı bir gözle izliyorum. Üçlü dörtlü geçişleri çok zordur. Ve Hüseyin Hoca şimdilik bunu başardı diyebiliriz. Samsun Spor şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından birisidir. Ama Rize Spor karşısında yaşayacağı olası bir beraberlik sürpriz olmaz. Çünkü Rize Spor'un futbol tarzı Samsun oyun anlayışına çok ters. Rakibi müdahaleye zorlama özelliği var Rize Spor'un mesela. Samsun Spor'un topu alması lazım. Samsun topu aldıktan sonra yaptıklarıyla aslında başarılı. İkinci bölgeyi pas geçip üçüncü bölgeye direkt attıkları toplarda Samsun Spor fark yaratıyor. Ama Rize Spor bu tip pozisyonlarda sahte ön alan baskısı yapıp birden geriye toplanıp rakibe bir alan verip birinci bölgede serbest bıraktıktan sonra ikinci bölgede boğmaya çalışan bir takım. Ben haftanın en keyifli maçı olacağını düşünüyorum bu maçın. Samsun Spor'u bir adım önde görüyorum fakat beraberliğinde sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Peki o zaman bu maça dair de senin görüşlerini aldıktan sonra eklemek istediğin başka bir şey yoksa kapatalım. Bu sene birincilik çok keyifli şekilde gidiyor. Aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Bir cümlede tribünler için söylemek istiyorum. Tribünlerin maç öncesinde ve maç sonunda birlikte stada girmesi, birlikte stattan çıkması hiçbir olaya şahit olmamam benim açımdan çok mutluluk verici. Bence Türk futbolunun Üst seviyedeki takımlarının da örnek alması gereken davranış biçimleri. Birlikte maça gelen taraftarları ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Şimdi bu kadar uzun zaman sonra böyle tabloyla karşılaşmak beni çok mutlu etti. Bodrum Spor taraftarını da ayrıca tebrik ediyorum. Bu güzel görüntülerin devam etmesi dileğiyle bir sonraki birincilik bölümümüzde görüşmek üzere.